Merhaba, konumuz geleceğin hedef grupları nasıl etkilenir? Teknolojinin hızla geliştiği, farklı kamuların beklenti ve ihtiyaçlarının çokça çeşitlendiği günümüz dünyasında kurumların çevrelerine ve hedef kitlelerine yönelik vizyonlarını gelecek odaklı stratejik bir bakışla şekillendirmeleri gerekmektedir. Bu anlamda kurumların gelecekte karşılaşacakları hedef kitleleri şu şekilde sıralayabiliriz. Geleceğin çalışanları, geleceğin yatırımcıları, geleceğin liderleri, geleceğin müşterileri. Bu bağlamda öncelikle geleceğin çalışanlarına bakalım. 2008'de yayınlanan Çalışan Yeni Nesil, Yeni Neslin Bakış Açısı isimli araştırma, Y kuşağındaki çalışan profilinin karakteristiklerini belirtmek amacıyla yürütülmüştür. Bu araştırma, dünya çapında yeni mezunların düşünceleri hakkında bir anlayış yaratmayı amaçlamıştır. CEO'lar aradıkları yetenekleri yakında bulamaz hale geleceklerinden endişe ederken, iş yerleri de emeklilikleri yaklaşan çalışanlarının yerine yeni iş gücü bulmak için bir yarış içerisindedirler. Zaman ilerledikçe bu yetenek ve iş gücü ihtiyacı yeni nesilden karşılanacaktır. Yeni neslin çalışma hayatlarına başlarken beklentileri ve ümitleri nelerdir? Daha önemlisi, liderler ve halkla ilişkiler uzmanları güncel stratejilerini değiştirmeliler mi? İşte bu sorulara yanıt almak için PwC, Opinium araştırma şirketiyle anlaşarak 75 ülke genelinde 4.364 yeni mezunu kapsayan bir anket çalışması yapmıştır. Anket çalışması 31 Ağustos ve 7 Ekim 2011 tarihleri arasında yürütülmüştür. Yeni nesil neden önemlidir? 1980 ile 2000 yılları arasında doğmuş olan Y kuşağı, günümüzde iş gücüne yüksek sayılarla katılarak çalışma dünyasının şeklini değiştirmeye başlamıştır. Sadece önceki nesillerden farklı olmalarında değil, aynı zamanda emekliliğe yaklaşan bir eski kuşaktan sayıca çok daha fazla olmalarıdır. Y kuşağı şimdiden ABD'deki iş gücünün %25'ini ve Hindistan nüfusunun yarısını oluşturmaktadır. 2020 yılında Y kuşağı, dünya iş gücünün yarısını oluşturacaktır. Yeni neslin giderek artan sayılarına rağmen yetenek arzı talebi karşılayamamaktadır. Özellikle doğum oranlarının düşük olduğu ülkelerde oluşan açık sonucu Y kuşağına olan talep artmaktadır. Fakat Y kuşağının diğerlerinden farkı tam olarak nedir? Y kuşağının en büyük belirleyicisi teknoloji kullanımı ve dijital dünyaya olan yatkınlıklarıdır. Yüksek hızlı internet, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve sosyal medya ile yetişen Y kuşağı bilgiye anlık erişim beklemektedir. İş dünyasının temel araçlarından birisi haline gelmiş olan bilgisayarlar hakkında yetkin olarak çalışmaya başlayan ilk nesil Y kuşağıdır. Bu kuşağın farklılıkları sadece teknolojiye olan yatkınlıkları değildir. Aynı zamanda davranışları da önceki kuşaklardan farklılık gösterir. Düşünceleri küresel ekonomik krizin etkisiyle şekillenmiş olan bu nesil, kişisel ihtiyaçlarına, şirketin ihtiyaçlarından daha fazla önem vermektedir. Y kuşağı kalıplaşmış kurumsal yapılar içinde rahat edememekte, dışarıya kapalı bilgi sistemlerinden hoşlanmamaktadır. Hızlı gelişim, çeşitli ve ilgi çekici kariyer olanakları ve devamlı geri bildirim istemektedir. Yeni nesil esnek bir çalışma düzeniyle birlikte sıkça geri bildirim alabildikleri ve cesaretlendirildikleri bir iş yeri talep eder. Yaptıkları işin değerli olduğunu hissetmeyi, emeklerinin fark edildiğini görmeyi isterler. Google ve Apple gibi yeni nesilden yetenekleri kendilerine çekmeyi başarmış şirketler, işlerin daha önce nasıl yapıldığına bağlı kalmayan doğal olarak yenilikçi bakış açılarına sahip şirketler olmuşlardır. Şirketlerin uzun süreli amaçları ve istekleri ne olursa olsun, yeni neslin yeteneklerini çekebilmek ve bünyelerinde tutabilmek bu amaçlara ulaşmanın anahtar noktalarından birisidir. Araştırmanın önemli noktaları nelerdir? Hafif sadakat, krizin yeni nesil üzerindeki etkilerinden birisidir. İşverenlere olan sadakatleri üzerinde olmuştur bu araştırmanın sonuçlarına göre. 2008'de yapılan araştırmada iş hayatları boyunca 2 ila 5 arası işverene sahip olacaklarını düşünen yeni mezunların oranı %75'ten %54'e gerilemiştir. Özveri zamanı. Yeni mezunların %72'si işe girmek için birçok şekilde özveride bulunduklarını belirtmişlerdir. Personel istifalarının ekonomik durumlar düzeldikçe artacağı öngörülmektedir. Yeni mezun çalışanların %38'i başka bir iş aradıklarını belirtmişlerdir. İş ve yaşam dengesi ve gelişim finansal kazançtan daha önemli hale gelmiştir yeni nesil için.
Yeni nesil kişisel eğitim ve gelişmelerine daha fazla önem vermekte, işveren seçimlerinde de bu önem ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırayı esnek çalışma saatleri alırken ikramiyeler üçüncü sırada kalmıştır. Tutulmayan iş ve yaşam dengesi ve çeşitlilik sözleri önem arz etmektedir bu nesil için. Ankete katılanların %28'i iş ve yaşam dengelerinin beklediklerinden daha kötü olduğunu, işverenlerinin hem denge hem de iş yerinde çeşitlilik sözlerini yerine getirmediklerini belirtmişlerdir. Bir diğer önemli sonuç, yüz yüze görüşmekten çekinen teknonesildir. Ankete katılanların %41'i iş yerinde yüz yüze görüşmek yerine elektronik yollardan haberleşmeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Teknolojiye erişimin daha verimli bir çalışma ortamı sağladığını belirten yeni mezunlar, eski çalışma şekillerinin performanslarını azalttığını belirtmişlerdir. Bir diğer önemli sonuç, merdiveni daha hızlı tırmanmaktır. Kariyerlerinde yükselmek Y kuşağının en çok önem verdiği konulardan biridir. %52'lik bir oran bu konunun iş seçimlerinde en yüksek öneme sahip olduğunu belirtmiştir. İşveren markalarının gücü ve azalan kurumsal sorumluluğun azalan önemi de yine bir başka önemli sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Y kuşağı artık tüketici olarak ilgi duydukları markalara işveren olarak da ilgi duymaktadır. Seyahat tutkusu konusunda Y kuşağı yurt dışında çalışmaya heveslidir ve %71'i kariyerleri süresince bir noktada yurt dışında görevlendirilmeyi istemektedirler. Bu da küresel büyümeyi hedefleyen şirketler için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bir başka konu, kuşak farklı gerilimlerinin ortaya çıkmasıdır. Anket katılımcıları eski nesillerle çalışma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ve işi ilk elden öğrenmekten memnun olduklarını belirtmiş olmalarına rağmen kuşaklar arası farktan dolayı oluşan gerilimlerden sinyaller almaktadırlar. %38'lik bir oran eski kuşaktan olan yöneticileriyle anlaşamadıklarını belirtmiştir. Modern yeni nesil nasıl olacak? Buna baktığımızda işverenler yeni neslin yeteneklerini şirketlerine çekmeyi ve şirketin bünyesinde barındırmayı amaçlıyorlarsa yeni nesli anlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak konusunda çalışmalıdırlar. Yeni neslin düşük olan şirket sadakatine de insan kaynakları stratejilerinde yer vermelidirler. Y kuşağını kuşağının dijital dünyası iletişim şekillerinin üzerinde yadsınamayacak bir etkiye sahiptir. Yeni nesil teknolojinin iş yerinde iletişim ve yenilikçiliği artırması gerektiğine inanırlar. Bunun ışığında birçok şirket bilgi işlem birimlerinin yapılandırılmasını yeni nesli göz önünde bulundurarak yapmalıdır. Yeni neslin teknolojiyle olan bu yakından ilişkisi iş yerindeki eski kuşaklarla oluşabilecek anlaşmazlıkların tetiklerinden de birisidir. Ankete katılan her 5 kişinin ikisi teknoloji kullanımlarının yadırgandığını ve eski yöntemlerin çalışma hızlarını düşürdüklerinden bahsetmiştir. Özellikle Afrika'daki Y kuşağı, dünya çapındaki %65'lik oranın da üzerine çıkarak %75'lik bir oranda bu yönde cevap vermiştir. Yeni nesil iş yerinde anlık mesajlaşma, sosyal ağlar, video ve görüntü paylaşımları, bloglardan ve wikilerden oluşan bir teknoloji ekosistemi talep etmektedir. Yeni nesli çekmek için neler yapmak gerekir? Hangi özellikler bir şirketi çekici bir işveren haline getirir? Yeni neslin kendine has özellikleri, çalışan işe alımı ve devamlılığı konusunda farklı bir stratejik yaklaşım gerektirmektedir. Y kuşağı mensupları hayattan sadece bir iş ve mevki talebinde bulunmazlar. Y kuşağı değerli işler yapmak ister. İş başvurusu yapmadan önce şirketlerinin değerlerini araştırır, paradan başka konular ile de motive edilebilir. Özveri zamanı. Yine Y kuşağının %72'lik bir kısmı ekonomik kriz süreci dahilinde iş bulabilmek için bir takım özverilerde bulunduklarını belirtmişlerdir. Bu konuda işverenler açısından risk oluşturabilecek olan nokta, yeni neslin ekonomik durumun düzelmesiyle başka konumlarda başka fırsatların belirmesiyle birlikte iş değiştirilebileceği bir gerçektir. Bu bağlamda ödül sistemine de yeniden bakmak gerekir. İşveren tarafından sağlanan hangi olanaklardan daha fazla yararlanırsanız sorusuna verilen cevaplar arasında eğitim ve esnek çalışma koşulları yer almaktadır. Ve itibar yine Y kuşağı için oldukça önemli bir konu. Neden burada çalışmak istiyorum sorusuna başarıyla cevap verebilenler Y kuşağına en çekici gelen işverenlerdir. Tüketici olarak yeni nesle hitap eden ve özellikle çevresel ve sosyal duyarlılığını vurgulayan markalar, işveren olarak da çekici hale gelmektedirler.
yeni nesli geliştirmek için ne yapmak gerekir? Birçok genç, kıdemli çalışanlar ile bir danışmanlık ilişkisi içinde olmaktan faydalanırlar. Fakat genel olarak ne yapılması gerektiğini söylenmesinden çok, kendileri yaparak öğrenmeyi tercih etmektedirler. Sürekli öğrenme konusu da yeni nesil için oldukça önemli bir konu. Yeni nesilde en çok değerli görülen öğrenme şansı, bilgili koç ve danışmanlar ile çalışma imkanı olmuştur. Kıdemli yönetim ile etkileşim içinde bulunmaktan ve öğrenmekten keyif alan yeni nesil için danışmanlık programları hem fazlasıyla faydalı olacaktır hem de nesiller arası gerginliği azaltacaktır. Teknoloji ve takım çalışması hakkındaki uzmanlıkları bir yana, insan kaynakları sorumluları genelde yeni neslin iş yeri kültürü ve gelenekleri hakkında eğitilmeye ihtiyaç duyduklarını fark etmişlerdir. Yeni nesli yönetmek konusunda da farklılıklar karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji konusundaki yetkinlikleri sayesinde iş yeri ve ev arasındaki çizgi giderek silikleşmiştir. Yeni nesil, eski moda olarak gördükleri çalışma şekillerinin kendilerini kısıtladığını, verimi düşürdüğünü düşünmektedirler. Çalışanlar çalışma saatleri ya da mekandan öte proje sonuçları ile takip edilebilirler. Böylece ofisler her gün işe gelinen bir yer olmaktan öte bir buluşma mekanı haline dönüşür. Y kuşağının rahat edebileceği bir çalışma ortamı tamamıyla dijital olmasının yanı sıra rahat ve yaratıcı da olmalıdır. Yeni nesil iş yükünün ağır olmasını kabul eder ama boş ve küçük bir odada gün boyu oturmayı istemezler. İş ve yaşamın birbiriyle yaratıcı bir şekilde harmanlandığı, kendilerini geliştirebilecekleri ve rahat ortamlar sunan firmalar daha cazip hale gelmektedir. Kuşaklar arası gerginlik de söz konusu olabilmektedir. Kuşaklar arası gerginlikler şirketler için yönetmesi zorlu bir konu olmuştur. Üç kuşağın birlikte çalıştığı iş yerlerinde yüksek tecrübeli kesim ve yeni başlayan ama teknolojiyi çok iyi kullanan kesim arasında gerginliklerin olması kaçınılmaz bir gerçektir. Fakat bu gerginlikler genelde kuşaklar arası iletişim ve anlama eksikliği ile açıklanabilir. Jenerasyonları bir araya getirmek insan kaynakları biriminin öncelikli işlerinden birisi olmalıdır. Birden fazla nesil içeren bir iş gücüyle karşı karşıya olan insan kaynaklarının iki ana problemi bulunmaktadır. İlki, ihtiyaçlarının karşılanmadığını düşünen yeni neslin iş değiştirebilme olasılığıdır. Uzun sürelerde çalışan eski nesil yeni neslin önünü kapatabilir. Bu da yeni neslin başka konumlarda iş aramasına sebep olacaktır. İkinci önemli problem ise yeni neslin kariyerlerinde yükselerek bir noktada eski nesilden olan çalışanları yönetecek pozisyonlara yükselmesidir. Bu nesiller arası gerginliği arttırabilir. Bu şekilde birden fazla kuşak içeren yapıları yönetmek sağlam bir liderlik ve şeffaf bir değerlendirme sistemine ihtiyaç duyar. Bu araştırmadan çıkan sonuçlar nelerdir? İşverenler ne yapabilirler? 1. Yeni nesli anlayın. Anlaşmayı iyi belirleyin. Yeni neslin gelişmesine yardım edin. Geri bildirim ve daha çok geri bildirim alın. Ki bu burada söylenilen eskiden uygulanan yıllık değerlendirmelerin aksine gençler daha sık bir şekilde bilgilendirilmeyi ve değerlendirmeyi isterler. Ve gençlere özgür bırakın. Y kuşağı esnekliğe ihtiyaç duyar. Açık yönlendirmeler ve net hedefler ile iyi çalışırlar. İşin ne olduğu ve ne zaman tamamlanacağı belirlendiğinde işi nerede ve nasıl yaptıkları önemini yitirir. Öğrenmeyi teşvik edin. Yeni nesil mümkün olduğunca çok eğitim almayı ister. Genç çalışanlara her zamankinden farklı işler ve sorumluluklar vermek öğrenimlerini arttıracaktır. Hızlı ilerlemeye izin verin, gitmelerini öngörün. Yeni neslin eskilere kıyasla daha fazla iş değiştirdiği bir gerçektir. Bu gerçeğin stratejik planların içerisinde yerleştirilmesi gerekir.